Vallahi bizim evimiz yıkıldı. Şu anda konteynerde kalıyoruz. Ben köyde oturuyorum. Bizim köyde şu an yapımı sürüyor evlerin. Herhalde bir aya falan verirler gibi düşünüyoruz. Yani devlet çaba gösteriyor. Etrafta da gördüğünüz gibi her yerde çalışma var. İnşallah iyi olur ama biz vatandaş olarak bu sıkıntıları çekmek zorundayız. Bu yani olan bir şey. Yani bir tedbirle falan engellenecek bile bir şey de değil. İnşallah iyi olur. Devlet çaba gösteriyor benim fikrim. Tabii şu an yeterli değil. Vatandaşın daha çok ihtiyaçları var. Evlerin aslında yani devlet veriyor bir şekilde ev temin ediyor ama işte biraz daha hızlı yapılırsa. Mesela kış geldi. Şu an ben çadırda kalıyorum, konteynerde kalıyorum. Ha, bu yapılan evlerin biraz daha hızlanırsa örneğin vatandaş için iyi bir hizmet olur, güzel olur. Atıyorum 3 ay oldu, 1 ayı 40 gün süresi var denilen evler 3 aydır bitmedi. Ha, bunlar daha müteahhitler biraz karına bakar. Biraz daha hızlandırılırsa bu işler devlet tarafından tabii daha iyi olur. Yani nasıl olsa bunlar vatandaşa verilecek, yapılacak. Devlet bir imkan sağlıyor. Biraz daha hızlı olursa daha güzel olur. Ben ilk öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza Allah başımızdan eksik etmesin diyorum. İyi ki var. Güçlü devletiz. Türkiye olarak çok güçlü bir devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde önce Allah'ın sonra Cumhurbaşkanımızın sayesinde bir an önce daha hızlı bir şekilde konutlarımız yapılmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi şehrimizde son gaz devam ediyor çalışmalar. Bir yandan binalar, bir yandan çalışmalar. Edindiğim bilgilere göre 10 bine yakın konut yapıldığını duydum ben bilgilerime göre. Teşekkür ediyorum emeğe geçen herkese. Sonsuz teşekkürler ediyorum. Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör, 12 Şubat Dulgadiroğlu, belediye başkanlarımızı, valilerimize, bakanlarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Bizim de evimiz gitti çünkü. Biz de şu an kiradayız. Bilmiyorum inşallah. Yani bekliyoruz ama 2 sene sürer diyorlar. Bir an önce evlerimizi teslim etmesini istiyoruz yani.